Bıçakçılar Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik başladı. 56 yıllık bıçakçı Sivaslı Palatay'ı vatandaşlara bıçakçılar konusunda tavsiyeler verdi. Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda hareketlilik başladı. Kurban bayramlarının vazgeçilmesi haline gelen bıçak bile iletme geleneği, kurban edilecek hayvanın usule uygun kesimi için atılan ilk adım. Bir makine alıp Kurban Bayramı öncesi bıçakçılık yapanlara vatandaşların bıçak bile iletmemesini söyleyen 56 yıllık bıçakçı Sivaslı Palatay'ı, ''Ben yıllardır bu işi yapıyorum. 1966 yılında başladım. Bizler sanatkarız. Sanat işi yapıyorsanız tam olarak oldum, yaptım, öğrendim diyemezsiniz. Bu süreçte hala öğrenmeye devam ediyorum. Pandemi süreci işlerim etkilenmedi. Müşterilerim sabit. Benim aynı müşterilerim gelmeye devam ediyor. Bıçak bile iletmek 3,5 lira. Fiyatlara zam yapmadık. Bunun dışında bıçak üretimimiz de var. 20 liradan başlıyor 60 liraya kadar çıkıyor. Bıçaklarımız el yapımı. Kurban kesimi için uygun bıçaklar. Vatandaşlar bıçak alırken de ucuz olsun, kaliteli olsun, düzgünce kessin diye söylüyor. Kurban Bayramı geldi miydi kasabı bıçakçı oluyor. Berberi bıçakçı oluyor. Yüncüsü bıçakçı oluyor. Ama vatandaşlarımızın dikkatine işi ehline versin. İşi ehline versin. Ben 26 senedir bu dükkandayım. 1966'dan beri de bu işi yapıyorum. Kendiler tercihi seneden bilsinler yani. Götürüp de sokak çarşısına malını yaptırıp bizi kötülemesinler. Peki bu işin bir sırrı var mı? Bir püf noktası var mı? Ya sanatın sınırı olmaz. Sanatın yaşı da olmaz. Ben 66'dan beri, çıraklığımdan beri yapıyorum. Resmimde var yani o tarihteki. Ama sanatın belleme yaşı olmaz. Daha noksanım var yani. Evet. Yani bıçakçılık deyince öyle kolay bir meslek değil. Adam iki günde bir tane çark alıyor, götürüyor, söylüyor, oturuyor. Ben ustayım. Bu her şey ustalık değil yani. Size şunu soracağım. Bu Kurban Bayramı diğerlerinden biraz farklı geçecek. Pandemi sürecinde, pandemi kuralları kapsamında geçecek. İşleriniz etkilendi mi, neler söylemek istersiniz? Çok şükür benim işim etkilenmedi. Evet, şöyle kameralarımıza da gösterelim. Bu kaç yılı? Bu 1974. 74. Ustam be ben. Yani şimdi beni etkilemedi. Niye? Benim müşterim sabit. Herkes bilir beni. Lab olarak olsun, memleket olarak olsun. Herkes Palatay diye gelir. Aynı müşterilerim yine devam eder yani. Bence bir şeyi yok. Sıkıntı yok. Peki fiyatlar nasıl? Kurban kestirmek istiyoruz. İslam'ın en önemli şartlarından biri de hiç şüphesiz ki merhamet etmek. Hayvana tabii, merhamet tabii, sizin tabii, elinizden tabii, geçiyor. Çünkü oğlumu kurban ediyorum. Oğluna nasıl vicdanın sızılarsa kurbana da aynısını vicdanın sızılaması lazım. Ama bunu bilenimiz bu devirde kalmadı. Mesela bıçağın temeli tekbirdir. Su verirken bıçağa tekbir alırız. Ama şimdi onu bilen yok. Adam bıçak olsun, iyi olsun, ucuz olsun, gavur Müslüman yapısı olduğunu kimse tatmin etmiyor. Adam 5 liraya bıçak alıyor Çin malı. Gidiyor onunla kurban kesiyor. Olmaz değil mi? Olmaz yani. Olmaz. Müslüman yapısı olması lazım. Peki fiyatlar nasıl? Bıçak bile iletmek istesek buraya size ne kadar ücret ödüyor? 3,5 lira. 3,5 lira bıçak. 3,5 lira. Fiyatlar çok uygun. Uygun yani. Uygun. Bıçakların yenisi de zaten 20 liradan 60 bin liraya kadar bıçak var. Ha, bizde de yabancı yoktur. Kendi malım. Kendi imalatım. Ha, diyeceksin ki burada nerede imalat ediyorsun? Orta sanayide atölyem var, orada imalat ediyorum. Bunların hepsi sizin kendi imalatın. Öz Sivas yazanlar kendi malım benim. Evet. El yapımı. El yapımı. Geçen seneye kadar kendim yapıyordum. 2 senedir de oğlum var. 2 oğlumun ikisi de bıçakçı. Onlara şey yaptık. Ben de üstlerinde dolanıyorum yani. Durum bu.